İyi bir marka. Çünkü ben de kullanıyorum. Tadım. Tadım kuru yemiş. Şimdi tadımla ilgili şikayet var köşesinde. Ben de kullanırım tadımı. Çok haber var. Yani bakın diyor ki tadım çekirdekten sümüklü böcek çıktı. Neden? Neden? Adam paketlerken sümüğü düşmüştür, böcek olmuştur orada. Tadım beyaz leblebi taş gibi diyor. Neden? Neden? Evet. O Mustafa Kemal Atatürk'ten kalmıştır. Anladın mı? Beyaz leblebi rakı ile gitsin diye sert lazım. Ondan. Tadım Bu işini biliyor. barlar vardır biliyorsunuz. Zayıflayan insanlar gene zayıflamak isteyenler kullanır. Tadım bar. İçinden plastik çıkmış. Neden plastik? Yani diyor ki sizi diyor bunu yerseniz diyor elastiki olacaksınız diyor. Süper diyor hareket edeceksiniz diyor. Bundan dolayı diyor hiçbir sorun yok diyor. Eyvah, ne oldu? Mikrofonumuz mu düştü? Geliyor mu sesim? Bir sorun var mı Mikrofon seste? senin orada içeride şey yakanda. Ha, Yakanda. tamam sorun Tamam. yok. Diyor ki yani o barlar var ya o bar dedikleri böyle hani ezme gibi var ya pestil gibi onları kastediyorlar. Onu da diyor ki eğer diyor biz diyor plastiği atmazsak diyor siz diyor elastikinizi yitirirsiniz diyor. Ondan kötü bir şey değil ki. Tadım sizde. Evet devam. Tadım Gıda Festival kuru yemişinden çıkan kurt diyor. Kurtluymuş. Neden? Bir daha söyle bakayım o kavurayı. Diyor ki Tadım Festival bir markası yani marka ve Evet. cinsi. Kuru yemişinden bugün aldım. Bademin içinden kurt ve larvaları çıktı. Bu Ya nasıl sorunsuz? adamlar öyle bir güzel yapıyor ki bunu. Yani şunu demek istiyor. Bizim diyor eğer siz yemezseniz diyor İroni mi kurtlar yapıyorsun? yiyecek diyor. Yo doğru söylüyorum tadım. Peki. Tadım çekirdek boş çıkıyor diyor. Boş mu çıkmış? Boş çıkmış. Çekirdeğin Çünkü içi. neden? İçeri poşete koyan adam tık tık yapmış içine koymuş dayanamamış evine götüremiyor. Tabii orada yemiş. Bir şey olmaz. Başka? Gene çekirdekle ilgili sıkıntı var. Yani şimdi tabii bu söz hakları var bu firmaların. Tabii. Bu firm Tadım'ın da var. Tadım benim için çok kaliteli bir firmadır. Ürünlerim ben de tüketiyorum mesela. Kuru yemişi kullanıyorum ben de. Mesela çekirdeği film seyrederken filan hiç böyle bir sıkıntıya rastlamadım ama burada şikayetim var köşesine. Mesela bir tane haber var. Diyor ki Bursa Nilüfer Görüklü Mahallesi'ndeki Mars Market tadım kuru yemiş gibi gıda paket fiyatlarının üzerine bant yapıştırıp tadım firmasının piyasaya sunduğu fiyattan değil kendi belirlediği fiyattan satıyormuş. Neden? Adam yatırımcı. Bakıyor 10 liraya alıyor. Almaya giderse 15 lira. E diyor ben 17'ye satayım diyor. Düşünüyor. Kurnaz bizim zaten. Valla Nilüfer, zaten Nilüfer'de yani. yani hayranım ironilerine. Yo. Şimdi ne diyeyim? Ulan hıyar. Oradan aldığım paraya benim vatandaşıma niye vermiyorsun mu diyeyim. Onu demiyorum. Ben de diyorum ki hani geleceği düşünürken 10 liraya aldığı şeyi 15 yapıp 17'ye satıyor. Öyle Bak düşünmek bazen lazım. eleştirilerini eskiden itiraz ediyordum. Farkında mısın? İtiraz etmiyorum artık. Kötü bir şey demiyorum çünkü. Evet. İyi niyetle söylüyorsun. İyi niyetle söylüyorum. Zaten kötü niyetli olmamak lazım. Herhalde haberimiz bitti. Haberimiz bitti evet. Yine 15 haberin 3 tanesini kullandık. 12 tanesi Süper. ertesi güne devrilir mi Efendim bilmiyorum. Metro TV'den ayrılmayın. Herkes haberin anasını yaparken biz babasını yapmaya çalışıyoruz. Ve her şey gönlünüzce olsun ve tüketicilerimize söylüyoruz. Bu şikayetin varla ilgili o siteden de bakıyoruz ve bu firmalarla ilgili de herhangi bir şekilde biz yok Tüketicinin efendim haklarını böyle koruyoruz böyle yani. derse biz tüketicinin hakkını koruduğumuz gibi üreticinin de hakkı için cevap hakkı her zaman saklıdır. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın. Hoşçakalın efendim.